Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı deniz yetkilendirme anlaşması sonrası Libya'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu durum zaman zaman çatışmaya, SİHA savaşlarına veya yerel operasyonlara dönüşüyor. Türkiye'nin bölgeye gönderdiği SİHA ve İHA'lar stratejik öneme sahip ve zaman zaman Hafter'e yönelik hava operasyonları gerçekleştiriyorlar. Diğer tarafta ise Hafter'e Arap bölgelerinden çok güçlü yardımlar geliyor ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Bu videoda 29 Nisan itibaren Libya'da yaşanan önemli gelişmeleri anlatacağım. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Hafter arasındaki en önemli çatışma işte bu bölgede meydana geldi. Gördüğünüz bu havaalanı Hafter'in kontrolü altında ve çok stratejik bir nokta. Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği SİHA'lar bu bölgeyi birçok kez vurdu ve bu bölgede sıklıkla gözlem uçuşu yapıyorlar. Buna karşı Hafter ise bölgeyi ellerinden geldiğince korumaya çalışıyor. Bu bölgeden sorumlu Hafter komutanı ise bir SİHA tarafından öldürüldü. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait güçler ilerleme sağlasa da bu bölgede kontrol sağlayamadı. Bölgeyi Hafter kontrol ediyor ve çatışmalar devam ediyor. Çatışmaların devam ettiği diğer önemli nokta ise Nasmah bölgesi. Türkiye'nin Libya güçlerine verdiği SİHA'lar Nasmah güneyinde Hafter militanlarını ve militanlara mühimmat taşıyan 3 araca yönelik hava harekatı gerçekleştirdi ve bu araçlar imha edildi. Libya'da Hafter'e en fazla yardımı yapan ülkelerden birisi de Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'e Ocak ayından itibaren 150 kargo uçağından daha fazla askeri sevkiyat yaptığı belirtiliyor. Diğer iddialarsa Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'e paralı asker gönderdiği. Türkiye'nin desteklediği Libya güçlerine ait bir SİHA bu kargo uçaklarından birisini 5 Nisan günü Tarhuna bölgesinde vurdu. Kargo uçağının vurulduğu noktada havaalanı yoktu. Bu uydu görüntüsü vurulan kargo uçağını gösteriyor. Libya güçlerinin gerçekleştirdiği diğer hava saldırısı ise yine Tarhuna bölgesine yakın noktada bulunan Hafter'e ait tankerlere yönelikti. Bu bölgede çok sayıda SİHA'nın görev yaptığı belirtiliyor. Bazı SİHA'lar kameralara da yansıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'e gönderdiği SİHA'lar uzun süre sonra Türkiye'nin desteklediği Libya gücüne yönelik saldırı gerçekleştirdiler. Libya gücü kayıp vermedi fakat uzun süre sonra gerçekleştirilen bu SİHA saldırısı bölge için önemli bir gelişmeydi. Sahada bunlar yaşanırken taraflar açıklamalar yapmaya devam etti. Hafter'in sözcüsü Mismari, Ebabil Kuşları operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Ve Mismari, hedeflerinin Trablus olduğunu ve oraya gireceklerini açıkladı. Trablus, Türkiye'nin desteklediği Libya güçlerinin ana merkezi. Mismari'nin yaptığı bu açıklamanın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait 6 savaş uçağının Libya sınırına yakın Mısır'daki Siddi Buarani Havalimanı'nda bekletildiği görüldü. Bu savaş uçaklarının Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bulunduğu Trablus'ta kullanılabileceği iddia ediliyor. Bu gelişmelerin ardından Hafter 9 Mayıs Cumartesi günü Trablus Mitiga Havalimanı'na yoğun bombardıman gerçekleştirdi. Gelen bilgilere göre bombardımanda bir Airbus A320, bir Airbus A330 ve yakıt tanklarının vurulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Libya ile ilgili şu açıklamaları yaptı. Libya'da ise ülkenin meşru yönetimine verdiğimiz destek sayesinde darbeci Hafter gerileme sürecine girmiştir. Attığı her adımla işgali altında tuttuğu topraklardaki halkı da karşısına alan Hafter'i kurtarmaya, kendisine sınırsız maddi destek ve silah sağlayan ülkelerin çabaları da yetmeyecektir. Libya'daki son gelişmeleri bu kanaldan takip edebilirsiniz.